Yani Çok çünkü iyi. bizim derdimiz şu değil. Yani arkadaşlar gelin bakın bu gerçekleri açıklayan değil. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu, şerefini kurtarma savaşındayız. Çünkü biz bu aydınları koruyamadık. Türk Ha. polisi koruyamadı. Türk ordusu koruyamadı. Türk milleti Türk koruyamadı. savcısı, hakimi koruyamadı. Hiçbirisi yani Türk siyaseti, istihbaratı. istihbaratı koruyamadı. Bu insanları katlettiler. Bu insanları mahvettiler. Ve üzerine sadece siyaset mühendisliği yapıp şu andan itibaren bizim o bütün gelecekte belki de şu anda bu tartışmaları yapmayacaktık ya. Uğur Mumcular gerçekleri yazdığında belki de AKP iktidarı olmayacaktı. Necip Ablemitoğlu FETÖ'yü anlattığında belki de 15 Temmuz olmayacaktı. Tabii ki. Ya ben bununla Ahmet Tener Kışlalılar falan bütün bunlar. Biz bunların bunlar bizim onurumuz ve Türk milleti olarak da biz bu onuru Türk milletinin ve Türk devletinin şerefini kurtarmak adına bir şey biliyorsanız erdamatay@gmail.com yazın. tvberyansın@gmail.com yazın. Bize ulaşın. Biliyorsanız anlatın. Bunu Tabii niye tabii. söylüyoruz? Bir daha söylüyorum. Türk devletinin onurunu ve şerefini kurtarmak ve aynı zamanda aydınlarımızın kanının yerde kalmamasını Türk'ü istiyorum. korumak ya. Temel olarak Türk'ü Bir de korumak. şey Türkler söylemiş de katledilir. burada Emin Hoca ya. güzel bir şey söyledi yani. Türkler dedi katledilirken, Türk'ün çocukları katledilirken görevini yapmayan o emniyeti, o işte yargısı, o istihbarat. Burası önemli kardeşim. Türk'ün çocukları özellikle Uğur Mumcu'nun katlinden sonra çizgi bambaşka olmuştur. Bambaşka bak. Çok büyük de Uğur Mumcu benim nazarımda şahsi olarak bakıyorum. Uğur Mumcu'dan sonraki kırılma bambaşkadır. CHP'nin geldiği yere falan çok iyi bakmak lazım. Ve yani İhsan Güven abi bak yani bir askerdi ya. Emekli bir askerdi. Çok değerli de bir insan olduğunu söylüyorlar. Tanımıyoruz. Ben Tanımıyoruz. tanımıyorum ya. Ama Necip Ablemitoğlu'nun çok yakın arkadaşı Köstebek Öyleymiş. kitabında düzelten adamdan bahsediyoruz. Köstebek kitabını düzelten adam Fethullahçı olabilir mi? Olamaz. Demek ki gerçekleri söylemeye çalışan Aynı birisinden bahsediyoruz. isimler onda da tetikçi görünüyor işte. Sıkıntı o. Evet. Şimdi Bir de şöyle söyleyeyim. Gazi Doğan bir mesaj vermiş. Levent Göktaş'ın savcı tarafından hızlı bir şekilde ifadesinin alınması gerekir. Yine Bulgaristan devletiyle yapılan anlaşmada Levent Göktaş ifade vermeyecek. Sadece mahkemede bir yani özel bir savcı gelip kendisine bu cinayetle ilgili, iddianame ile ilgili soru soramayacak. Onu da madem belirtelim. şöyle söyleyeyim o zaman olayı da şey yapayım. Mahkemeye geliyor. Yakalanıyor Levent Göktaş Türkiye'ye getiriliyor. Sen bir ara doğru mu diye sordun ya. Şöyle bir şey oluyor. Levent Göktaş bunlar tutanaklara geçecek mi bilmiyorum mahkeme tutanaklarında ama şöyle bir şey oluyor. Ben diyor Nuri Gökhan Bozkır'ı ve şeyi tanımıyorum diyor. Tanımıyorum. Tarkan Mumcuoğlu'nu tanımıyorum diyor. Tanımıyorum diye evet. Şeyi de tanımıyordu. Hiç ismini Oğlunun duymamıştım. ismi Levo, Levent. Şeyin lokantasının ismi Levo. Levo Ne ve Sezgin Baran. Şey Sezgin Baran diyorum ya. Nereden çıktı? O kadar güçlü Hepsi isim olur birbirine ya. Nuri girdi. Gökhan Bozkır. Ama Millet yani. ifadesinde Hablemitoğlu'nun ismini de duymadım falan diyordu ya. Ha bak şimdi Bak. olayın örgüsünü şimdi bir kez daha izleyicilerimize şöyle söyleyeceğim. Bakın şu anlattığımız bütün hikaye. Bakın. Fethullah Gülen, Mustafa Özcan. Mustafa Özcan Türkiye imamı. Oradan geldik mi şeye? Enver Altaylı. Enver Enver Altaylı. Altaylı başka bir dünya. Enver Altaylı'dan gittiğimiz zaman Meral Akşener'le ulaşıyor muyuz? Eski MHP'nin bütün kadrolarına falan belli başlı kadrolarına ulaşıyor Alparslan muyuz? Türkeş'in Alparslan Türkeş'lere falan onlara ulaşıyor muyuz? Bunları geçelim. Erlik yine girdi bak. Abdullah Gül'ün danışmanı geldi bak yine Dur Abdullah abi çok önemli bir şey söylüyorum. Erliğe sonra da yapacağım. Bütün bunların üzerinden devam edelim. Levent Göktaşlar Ergenekon'dan yargılandırar falan bunu yapanlar işte şeydi. Kozinoğlu buradan giriyor ama daha önemlisi en baştan gelelim. Levent Göktaş İnan Kıraç'ın avukatı. İnan Kıraç'ın avukatı. İnan Kıraç, Sezgin Baran Korkmaz'la para ilişkisi yüzünden kaçtı. Ve şu anda ABD'de yargılanıyor Türkiye ceza yiyecek. Bağlantının hani nasıl bir bağlantı olduğunu görmeniz açısından söyleyeyim. Sadece bu mu? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. Çerçioğlu'nun avukatı. Acaba o dönemlerde avukatı olan yani Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaaslan. Erkan Karaaslan FETÖ'nün belediye FETÖ'nün imamı. belediyeler imamı.
şey acaba Erkan Karaaslan'la Levent Göktaş'ın bir bağlantısı var mı? Şimdi bakın şunu anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki sadece şu programda anlattığımız örgü, Şaban Dişlilerin bilmem bir şeylere ne kadar gidebilecek örgüden bahsediyoruz. Bakın şu olay bile bütün her şeyi fotoğrafı görmeniz açısından anlattığımız olay. Biz kendimizi niye burada yırtıyoruz, böyle çarpıtıyoruz, anlatıyoruz, çarpmaya çalışıyoruz sizin yüzünüze bilgileri. Niye? Derdimiz ne? Görelim ve bu sadece ve İnan Kıraç bugün birçok yere parasal destek sağlıyor. Nerelere sağladığını araştırınca görürsünüz zaten. Bazılarının yönetim kurulunda, bazılarının şeylerinde. Ama gazeteciler onurlu olun ya. Bakın Ergenekon ve Balyoz davaları 7 yıl sürdü. 7 yıl her gün ekranlarda biz o iddianameleri tek tek inceledik. Koskocaman bir 364 sayfalık bir iddianame. Bir gün televizyonda konuşulmadı. Bir gün. 100 sayfaya yakında iddialar ifadeler var. Tabii. Böyle bir konu nasıl konuşulmaz? Nasıl konuşulmaz ya? 364 sayfalık iddianame niye ve bir de garip. Hiçbir siyasi parti lideri açmıyor konuyu. Hadi bir de ona geçelim. Yahu bir tanesi de konuşurken de bir ağzınızdan bir Enver Altaylı çıkıversin be. Hayır yani iddianamede yazıyor diye söylüyorum yani. Bu adam suçludur suçsuzdur buna ben karar veremem. Benim haddime değil. Bizim haddimize de değil. Ama Türk hukuku karar verecektir. Ama birisinin çıkıp lütfen bir şey söylemesi lazım. Bir şey söylemesi lazım. Birileri sizden bir şeyleri gizliyor. Ve bu gizlenenlere karşı da bir şekilde herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Nedir gazeteciler? Ya açsınlar iddianameyi. Kim suçlu kim değil tartışsınlar. Gerçekten Levent Göktaş burada suçsuzsa sonuna kadar savunalım ya. Böyle bir şey olmadı diyelim. Yap sonuna kadar savunalım. Tarkan Mumcuoğlu tetiği çekmediyse biz sonuna kadar savunalım. Bu bizim görevimiz, insanlık görevimiz. Ama bir yapı var orada. Orada bir yapı var. O görünüyor iddianame yokken herkes bunu görüyor. O yapı nedir? O yapının adını koyalım. Bir soru sormuş Enes Can Polat benim soyadaşım. Şöyle bir sorum var. Diyelim ki iktidara başka bir parti geldi bu dava sümen altı edilir mi? Dava sümen altı edilemez artık abi. Dava şu anda mahkemede. Ama mahkemede her şey bambaşka şekilde şekillenebilir. Enver Altaylı kabul etmiyor. Levent Göktaş kabul etmiyor. Mustafa Özden açıklama yaptı kabul etmiyor. Sonra Nuri Gökhan Bozkır belli başlı şeyleri kabul ediyor. İnanılmaz bir yalancıdan bahsediyoruz bir de. Yalan söyleyen bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Fikret Emek hiçbir şekilde kabul etmiyor. Konuşmuyor. Tarkan Mumcuoğlu kabul etmiyor. Bir de yani işin şey tarafı kabul eden birisi de yok ortada. Yok. Erlik konuştun bu konuda. Erlik Abdullah Gül'ü onu Cumhurbaşkanı yapacak. Onun çalışmalarını yapıyor Erlik. Ya genel başkanla konuşmadı da Erlik de konuşmadı herhalde. Erlik de şey yaptı. Erlik bir program hazırlıyor bakalım. Yapacak.